Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, sizlerle elimde böyle koyu yeşil şey, güzel bir yazma var. Bu yazmanın kenarında e, sizinle güzel sıralı bir örnek paylaşacağım. E, oldukça başlangıcından şikayet edilen bir modelim var bugün. E, yazma hazırlarken ikişer zincir çekerek tığladım. Siz de benim tığlamayla ile ilgili püf noktalarımı merak ediyorsanız eğer YouTube'un arama kısmına Oyağın'ın 1098 yazarak benim püf noktalarımı paylaştığım videomu izleyebilirsiniz. yazmam çok koyu bir yeşil olduğu için kullandığım yeşil de yine çok koyu bir tonu olan Altın Başak marka 15 numara yeşil. Ve yanında da böyle açık güzel bir sarı kullanacağım. Altın Başak 347 numara sarı e, tığımı da göstereyim ve başlamak istiyorum arkadaşlar tığım 22 numara sıralı bir örnek yapacağım İlk sırada sarı kullanacağım İkinci sırada da üstünü yeşille gideceğim e, tren yol modelini daha önceden yaptıysanız biliyorsunuzdur özellikle alt kısmının gidişini ama hep düzensiz başladığından şikayet edilir e, hemen başlayalım düzgün nasıl başlarız onu da paylaşalım ilmeğimi oluşturuyorum sarı ipimle dediğim gibi ilk sırayı sarı yapacağım daha sonraki kısmı yeşil yapacağım. Üstüne bir tane zincir çekiyorum burada. Bir örümcek yapıyorum. Yaklaşık 3 tığ battığı uzunluğu kadar bir uzunlukta. Önce örümceği yaptım. Şimdi bundan sonra başlayacağım. Hatta biraz daha geniş yapayım. Bundan sonra başlayacağım. Eğer siz de tren yol örneği yaparken bu şekilde başlarsanız herhangi bir şekilde üstünü değişik de yapabilirsiniz. Kesinlikle bir düzensizlik olmayacak. Geldim burada yazmamın. Şöyle ilk tabağıdan giriyorum. Burada girdikten sonra arkadaşlar örümceğimin şöyle iki telinden buraya 8 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane bu şekilde oldu bu şekilde yaptıktan sonra yine örümceğimi yapıyorum. Örümceğimizin biraz geniş olmasına dikkat etmek gerekiyor. Her zaman küçük olsun derim ama bunu da böyle geniş yapmak gerekiyor. Yine ters yönü döndüm örneğimin. Tıbatlı da bir tane oyamın ters yönü döndüm. Bir tane boş bırakıyorum. İkinciden giriyorum. Sık iğne ile örümceğimi tutturdum. Burada üstüne bir zincir çekiyorum. Tekrar düz yönüne dönüyorum. Şurada kalan üstte kalan iki telden giriyorum. Yine buraya 8 tane sık iğne yapacağım. 1, 2, 3, 4. Şurada ayarlama yapabilirsiniz. Şu, şuradaki kısmı kısaltabilirsiniz. 5 oldu benimki. 6. 7. 8 oldu. Şimdi tekrar örümceğimi yapıyorum. Örümcekler çok dar olmasın. Ters yönü dönüyorum. Örümceğimi yaptıktan sonra tığ battı da bir tane bıraktım. İkinciden giriyorum. Üstüne bir zincir çektim. Tutturduktan sonra diğer yönüne döndüm örneğimin üste kalan iki telden şöyle göstereyim giriyorum sık iğnemi 1 2 3 4 Buradan kendi düzeltebilirsiniz. 4 tane yapınca düzelttiğimizde daha muntazam oluyor. Genelde ben 4 tane sık iğne yaptıktan sonra şu aradaki bölümü çekip düzeltiyorum bu şekilde. 5 oldu. 6 7 8 oldu. Bu şekilde. Yine bir tane yapıyorum. Örümceğimi, örümcekler küçük olmasın. Ters yönüne dönüyorum. Bir tane tığ da atlattım. İkinciden giriyorum. Sık iğne ile tutturdum. Üstüne bir tane zincir çektim. Yine aynı şekilde üstte kalan iki telden giriyorum. 1 2 3 4 tane yapıyorum. Şu kısmı çekiyorum, bir düzeltiyorum, ayarlıyorum. 5 oldu. 6 7 8 oldu. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şimdi tekrar aynı şekilde örümceğimi yapıyorum. Geri döndüm. Bir tane tığ da boşluk bıraktım. İkinciden tutturuyorum. Üstüne bir tane zincir çektim. Sık iğnemi yaptıktan sonra yine burada 8 tane 2 3 4 5 6 7 Şöyle düzeltelim. 8 tane yaptım. Bu şekilde yaparak devam ediyoruz. Ben hemen bunu biraz arttırayım arkadaşlar. Anlaşıldı diye düşünüyorum. Sonra üst kısmının yapılışıyla devam etmek istiyorum. Yazmamızın kenarını bu çimenle bir tur dolanıyoruz arkadaşlar. Yazmamızın sonundan başladığımız için baş tarafa doğru gidiyor. Ben burada üst kısmı yaparken ipimi kesmek zorunda kalacağım. Şimdi üst kısmın yapılışını gösterirken. Alt sırası bu şekilde. Benim gösterdiğim şekilde yaparsanız sizinki de böyle olur arkadaşlar. Nasıl böyle en başı da muntazam düşüyor diye. Nasıl yapıyorsunuz diye soranlar vardı. Onların da hem merakını gidermiş olalım. Burada ben ipimi keseceğim. Önce şurada sarı ipimi. Bir iki tane zincir çekeyim, sıkıca ipimi kesiyorum. Üst kısmı koyu yeşille devam edeceğim. E, koyu yeşille devam edeceğim kısmı da yaptığımda zaten iki sıra bir oya e, oyan tamamlanıyor. Ütüye de çok güzel gelen bir oya oluyor arkadaşlar. Tavsiye ettiğim modellerden bir tanesi. Ilmeğimi oluşturuyorum. Biraz netleştirelim sizin için. Yeşil ipimle. Yeşil ipim de hava da kapalı bugün sanki siyah gibi görünüyor ama yeşil bir ip ilmeğimi oluşturuyorum. Geldim. Şuradaki ilk iki katımdan giriyorum. Bu şekilde bir tane zincir çektim. Bir defa doluyorum. İki, iki çıktım. Yine bir defa doluyorum. Bir, iki, iki çıktım bu şekilde. İki defa doluyorum. Çok fazla uzatmadan 2, 2, 2 çıktım. Yine 2 defa doluyorum. Yine aynı yere yine ikişer ikişer çıkıyorum. 2, 4, 6 olmuş oldu. Şöyle göstereyim. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Son yaptığım trabzanımın önünden giriyorum. Sık iğne ile 1, hem kirpiğimi düğümlemiş oldum. 2, 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım. Düzeltiyorum yaprağımı. 7. sık iğnemi yine şuradaki telimin altından yaptım. Burada bir tane zincir çekiyorum. Yan tarafa yine sık iğne ile giriyorum. Üstüne bir zincir bir defa doladım. 2 2 çıktım. Bir defa doladım. 1 2 2 çıktım. 2 defa doladım. 2 2 2 çıktım. 2 defa doladım. 2 2 2 çıktım. Üstüne 2 3 4 5 tane zincir çektim. Geri dönüyorum. Yaptığım son trabzanın önünden kirpiğimi düğümlüyorum. Bu kirpiğimi düğümlediğim sık iğnemi de sayarak 2. 3. 4. 5. 6. sık iğnemi yaptım. 7.si yine alttaki telimden. Üstüne bir zincir çekiyorum. Bir sonraki bölüme geçtim. Burada bir tane zincirle başlayacağım yine. Bir doladım. 2 2 çıktım. Bir doladım. 1 2 2 çıktım. 2 e, doladım. 2 2 İki çıktım. Dediğim gibi yaparsanız aynısı olur arkadaşlar. Çok güzel oluyor bittiği zaman. Yine iki defa doladım. 2 2 2 çıktım. Üstüne 5 tane zincirimi çekiyorum. Geri döndüm. Kirpiğimi son yaptığım trabzanın önünden düğümlüyorum. Bu düğümlediğim sık iğnemi de sayarak ikinci sık iğnem, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı sık iğnem düzeltiyorum. Yedincisi de alttaki tellerimin altında. Üstüne bir zincir çektim. Tekrar yan tarafa geçiyorum. E, verdiğim sayılara bağlı kalarak yaparsanız arkadaşlar aynı sonucu elde ederiz. Ütüye çok güzel gelen bir model. E, biraz başlangıç ile ilgili mutazam olmaması ile ilgili şikayet ediliyordu. E, i̇nşallah ben kendi yöntemimi sizinle paylaştım. İnşallah faydası olur. Siz de düzgün bir şekilde başlarsınız. Zaten şuradaki en son biten yer. E, şu baştaki bir zincir çekerek başlamıştık. O zincirle kavuşuyor bitirirken. Nereden başlandığı, nereden bittiği hiç belli olmuyor. O konuda bir endişeniz olmasın. Dediğim sayılarla yaparsanız sonucu aynı şekilde elde ederiz. Şimdi 5 tane zincirimi çekiyorum. Bunu da tamamlayayım arkadaşlar. Sonra hızlıca tamamlayacağım ben. Kirpiğimi düğümlüyorum. En son yaptığım trabzanın önünden ikinci, üçüncü, dördüncü, Beşinci. Altıncı. Bazılarımız böyle ben oyalı yazma sevmiyorum diyenler var. Benim kız kardeşlerimden bir tanesi de o şekildeydi. Ben onun için bu oyayı yaptığımda bunu çok beğendi. Yani çok fazla çiçekli, çok fazla örümcekli, fıstıklı oyaları sevmeyenler bile bu oyaya bayılmıştı. Siz de eğer birine hediye yapmayı düşünüyorsanız ve oyayla ilgili pek kullanmayı sevmeyen biri ise bu tür bir örnek düşünebilirsiniz. Ben hemen diğer kısmını da tamamlayayım. Sonra bitmiş halini sizinle paylaşayım. Ben hızlıca oyamın kalan kısmını da tamamladım arkadaşlar. E tren yolu oyasının en düzgün şekilde başlanma tekniği bu şekilde. Siz de bu şekilde başlayarak oyanızın hem başına hem sonunu gayet mutazam şekilde tamamlayabilirsiniz. Verdiğim sayılara bağlı kalırsanız gösterdiğim şekilde yaparsanız çok güzel oluyor mutlaka tavsiye ediyorum. Kalıp gibi böyle hepsi aynı boyda çok güzel yapabilirsiniz. Şimdiden yapacak olan herkese kolay gelsin. Herkes yapsın güzel günlerde kullansın. Ben çok beğendim. Tam bana göre olan modellerden bir tanesi. İnşallah siz de beğenmişsinizdir.